ümitler yıkılır. Matematik dersine girmemişsin. Unuttum. Sebebini anlıyorum. Ama burada böyle oturamazsın. Bileziğin ışığı günler sonra yanacak belki. Ya da saniyeler sonra. Kaçıramam. Kaçırmazsın. Ama tarih dersini kaçıracaksın. Oraya geri dönmeliyim Vincent. Seni anlıyorum. Ama sadece o dünyada yaşamıyorsun. Bu dünyada da varsın. Bu son söyleyişim. Kaçırmayacaksın. Biliyorum, biliyorum. Şimdi de bu dünyadayım. Anladım, buradayım. Güzel. Şimdi tek boynuzlu dersi nerede? Şaka yapıyorum. Coğrafya sınavına geç kaldın. Doğru. Bunu sonra konuşacağız. Arkadaş, özür dilerim. Adını bilmiyorum. Vincent. Bilmek istediğimi söylemedim. Ben şey... Gitmen gereken bir yer mi var? Ben şey... Çok çok boş zamanım var. Ve konuşmayı çok istiyorum. Evet, şu küçük arkadaşını ve kitabını anlat. Hadi ama bırakın da gideyim. Ben sizin işinize olmaz, yaramam. Olmaz. Küçük dostunun kitabından bahsetmelisin bize. Bırakın gideyim. Ben ne yaptım ki? Bildiğin şeyler var. O küçük peri kızının arkadaşısın. Tamam. Okuyalım. Acele etme, acele etme. Anladım. Tamam. Merhaba Mia. Şifreni söyle. İlerledikçe akıllanacak ve yorulacaksın. Arkanı kollamalı, kafayı kullanmalısın. Şu elma çok lezzetli görünmüyor mu? Lezzetli olduğundan eminim. Hadi ama Onca, o elma seversin sen. Onca! Mia, seni gördüğüme sevindim. Hiç keyfi yok. Annesini özlüyor. Ne hissettiğini biliyorum. Her şey düzelecek. Geri dönmen çok güzel Mia. Evet. Yeni kehanet ne diyor? Ne anlam çıkaracağımı bilmiyorum. İlerledikçe akıllanacak ve yorulacaksın. Arkanı kollamalı, kafayı kullanmalısın. İkisini aynı anda nasıl yapacaksın? Belki yan yan yürümekten söz ediyordur. İnsan böyle yaşlanabilir bence. Her neyse, ne demekse burada oturmanın bir anlamı yok. Yapmamız gereken şeyler var. Öyle değil mi? Var mı? Evet. Periler hep şey yapar. Peri işi. Belki yardım gerekir. Meşgul olup oyalanmak için. Oo, tabii oyalanmak. Hadi Onçao. Gördün mü? İşimiz bu. Siz tek boynuzlar toz yapıyorsunuz. Biz periler de ihtiyacı olan bölgelere dağıtıyoruz. Çocuklar! Ne oldu Yuko? Tek boynuzda tozun mu bitti? Onca biraz yapsa iyi olur, öyle değil mi? Evet. Hem de gerçekten hiç kalmamış. Hadi Onca.
Biraz toz üret. Öyle işimize yarar ki. Boynuzunu ağaca ya da kayaya sürebilirsin. Değil mi? Hadi oğlum, hallet şunu. Hadi Onca, denemeye devam et, başaracaksın. Sanırım başka bir tek boynuzun nasıl yapılacağını öğretmesi gerek. Eğrelti otu sürüsü bayırın öbür tarafında dolanıyor. Siz gidip onlarla tanışın, işimiz bitince buluşalım. Çok iyi fikir. Onca, gidip başka tek boynuzlardan öğrenelim mi? Bu tek boynuzlar seni çok sevecek. Biliyorsun, uçarsan daha kolay olacak. Kanatların var senin. Aa! Merak etme Onca, daha iyi olacak. Bak, eğrelti otları. Hadi gel. Aa, yeter ama artık. Aa. Bu Fadıl'mış. Biri de çıkıp şöyle desin. Ha, yaşasın Fadıl'mış. Fadıl, burada ne işin var senin? Çayıma koymak için biraz kekik kirazı arıyorum. Hiç görmedin değil mi? Çay mı? Kekik kirazı çayı. Fanların kralının en sevdiği. İyi kitaplarına geri girmeye çalışıyorum da. Hem bir şeyi hemen halletmek için çaydan daha iyisi yoktur. Peki, eğrelti otları arasında ne arıyorsun? İyiymiş. Kekik kirazından yapılmamışlarsa duymak istemiyorum ama. Oradalar. Çok güzeller, öyle değil mi? Sorun yok, gitmeyin. Hadi Onca, sorun yok. Bu Onca, daha çok küçük ve yöntemlerinizi öğrenmeli. Ben de tek boynuzlu olmaktan çok uzağım. Dene hadi. Aferin Onca, iyi gidiyorsun. Bu çok iyiydi. Sadece çalışman gerekiyor. Aa, bak, böyle yapacaksın. Başardın. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım. Aferin oğlum. Canavar mı? Hayır, olamaz. Sürüyü uyarmalıyız. Tek boynuzların tehlike sinyali verdiğini bilmiyordum. Bunu da öğrenmelisin Onca. Onca! Sürüyü korkutuyorsun. Ne demiştiniz? Aa, elbette efendim. Çok güzel bir gün. O da ne öyle? Beni sürdüğünüz için üzgün müsünüz? Aa, tamam, kendinize çok üzmeyin. Biliyor musun? Sende tam prova yapmalık pan kralı tipi var. Benziyorsun daha. Şimdi çay bardağını bu aşırı oynak kayanın üzerinde dengelemek zorundayım. Kutlamadaki gerçek çay gibi olmalı.
Orman Kralı ile aramı düzeltmek için bu kadarı fazla. Beni yanlış anlama. Perilerle yaşamayı seviyorum. Bana saygı da duyuluyor burada ama sen sürülmek nedir bilir misin? Anlayabilir misin? Sandığından daha iyi bilirim. Ah, bu utançla sonsuza kadar yaşamak zorundayım. Hadi ama. Dipteki kirazların iyi olduğundan eminim. Tamam. Neyse, Sentopya'da başka kekik kirazı da vardır herhalde. Üzerine oturmadığın birkaç tane buluruz. Ya evet, sana bol şans. Ben zaten her yere baktım. Ha, bir dakika. Dikenli çalılıklar. Umarım onlara da oturmamışsındır. Oturdum ama onu kastetmiyorum. Dikenli çalılıkların dibinde kekik kirazı olur. Gidelim, yardım edeyim. Onca al. Sen sürüyle kal. Pek uzaklaşmayacağım. Doğru yolda bile olmayabiliriz. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Fadıl, nereye gittiğimizi biliyor musun gerçekten? Elbette. Neden bunu sorup duruyorsun? Çünkü sen nereye gittiğini hiç bilmediğini mırıldanıp duruyorsun. Ay, ben onu sesli mi söyledim? Sadece düşündüğümü sanıyordum. Dur! Bu kestirmeyi biliyorum. Fadıl dur. Ah, aptal yer çekimi. Bir dahaki sefere seni yeneceğim. İyi misin? Sanırım evet. Yapıştım. Bu şey de ne? Yapışan yosun. Bir ejderhayı bile tutabilir. Sana demiştim. Harika bir gün, harika biter. Onca! 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 Onca, yardım edin! Daha hiç umut yok. Dur, unuttum. Arkadaşlık yüzü. Çürük kekik kirazı. Çok yazık olmuş. Bak, elati otlarına bir şey olmuş. Umarım olmamıştır. Acele edelim. Bizi Mia'ya götür. Yaprak yiyip yağmur suyu içmeliyiz. Umutsuzca ağlamayı sırayla mı yapsak yoksa ikimiz birden mi ağlasak? İşte bunu yapmamalıydım. Mia! Sizi gördüğüme çok sevindim. Bunu tekrar söyleyebilirsin. Bak, bazılarının kestirme yolu bizi nereye getirdi? Bazıları mı? Kestirme yol benim fikrim değildi Fadıl. Tabii tabii. Tamam, neyse, hadi bizi buradan kurtarın. Tamam, hazır mısın? Çek! Gerçekten yapışmışsın. Onca! Onca, orada kal, çok tehlikeli. Vay canına, harika bir fikir Onca. Yuko, bana yardım et. Sıkı tutun Fadıl. Neden sıkı tutunmam gerekiyor? Onca, beni kurtardın. Sen harikasın. Wow, küçük adam uçabiliyor. Vay canına, çalışmışsın. Orada ne yapıyordunuz? Uzun hikaye. Ve acıklı bir sonu var. Hala hiç kekik kirazım yok. Kekik kirazı mı? Bu arada dikenli çalıları buldum. Bana kalırsa kekik kirazı çayı böyle kokmamalı. Harika. Daha kaç kere umut yeşertip kekik kirazına yaptığım gibi üzerine oturup ezeceğim acaba? Onca, sıra sende. Fadıl? Unut gitsin. Bir daha heyecanlanmayacağım. Umutsuz bakayım. Fadıl? Yok. İşe yaramayacak. Tebrik ederim Onca. Evet. İyi iş küçük adam.
Şunu yapıp bitirebilir miyiz Father? Neredeyse hazır. Göremiyorum. Yakına gidelim. Gidemeyiz. Panlar korkar. Şşş! Onçao, seni duyabilirler. Ne oluyor ona? Bir şey gördüğünü söylüyor. Bugün bitecek mi acaba? Hemen. Ah, tamamdır. Çay ister misiniz majestelerimiz? Tabii ki isterim. Sence neden buradayım Fadıl? Dur Onçao. Periler, herkes saklansın. Ne oldu Onçao? İnanamıyorum. Trompetus'un bir parçası daha. İlerledikçe akıllanacak ve yorulacaksın. Arkanı kollamalı, kafayı kullanmalısın. Kafa işte. Kehanet bu demekti. Kafasına bakmak. Majesteleri, sizi korkuttuğumuz için özür dilerim. Size zarar vermeyeceğiz. Bu bize kalabilir mi? Kibarca sorduğunuz için. Öylesine bir ıvır zıvırdı zaten. Ama gerisi bende kalabilir mi? Ben çok üzgünüm majesteleri. Dünyanın en kötü çay saatiydi. Kendini suçlama. Gerçekten mi? Önemli olan çabandı. Ve panların arasına hoş geldin Fadıl. İnanamıyorum. Şimdi gel. Pan kardeşlerinle ormanda sonsuza kadar saklan. Bir periyle asla konuşamazsın. Sonsuza dek odun kabukları ve elma çekirdekleriyle besleneceksin. Cidden mi? Hep mi? Emin misiniz? Yani cidden çok kötü batırdım ve bazı şeyleri de batırmaya devam edeceğim. Palamut yığını kazasını hatırlayın ya da 7 hafta süren yangını. Evet, bu çok doğru. Lütfen beni tekrar sürmeyin. Hiç bu kadar utanmamıştım efendim. İki dünyada da yaşayamazsın. Yeniden sürüldün. Panlara dönmen yasak. Ama yine de seni tekrar göreceğimden eminim. Yaşasın! Çocuklar bekleyin, ben de geliyorum. Kehanet, Trompetus'un parçasını nerede aramamız gerektiğini söylüyordu. Çözmemiz gereken tekerlemeler var ama hepsi işe yarıyor. İşe yarayan tek şey onlar değil. Bu küçük adamın bulduğu ikinci trompet parçası. Bunu 18 kere daha yapabilir misin? İşte bir tek boynuzlu böyle yürür. Hadi Onçao, uç! Evet, vuhuu! Ne? O ne? Uçan bir tek boynuz mu? Pantea görene kadar bekleyin. Lanet periler. Başka zaman görüşürüz küçük kanatlı tek boynuz. Olamaz, şarjım bitiyor. Dikkatli ol Onçao. Hadi ama yeter. Oh, tamam. Tamam yeter artık. Bakın yalnız bırakın beni. Öğrenmek istediğimi söylemeden hiçbir yere gitmiyorsun. O tatlı peri arkadaşınla takıldığın sürece ilgi odağım olmaya alışmalısın. Merhaba Vincent. Mantar hastalığı deneyin artık hazır. Deneyim hazır mı? Evet, ben kontrol ettim. Bu şey çok hızlı sıçrıyor. Üstelik kaşındırıyor. Elinde var ya biraz. Kaşınmıyor mu? Kaşınmak mı? Evet. Ve fazlasıyla bulaşıcı. Biz şeye gecikmedik mi? Bence geciktik. Gerçek dünyaya dönmen güzel oldu. Geri dönmek güzel.
Mantar hastalığı deneyimi nereden biliyorsun? Ona dokunmadın değil mi? Gerçekten mi? Bu arada coğrafya sınavına ne oldu? Aa! Ve teşekkür ederim. Ziggo'nun boş günü. Sen Mia olmalısın. Ben de Madame Lacey. Lütfen otur. Böylece ilk dersimize başlayalım. 45 saniye gecikti madam. Haklısın Violeta. Ama birinin hatasını açığa vurmak hiç hoş bir davranış değil. Evet madam. Ama... bütün gün seni bekleyemem. Beni rahat bırak. Doğru tavırla oturmak görünümümüzün önemli bir parçasıdır kızlar. Senin burada ne işin var ki? Bu ders genç hanımlar için. Tarzı olmayan varoşlar için değil. Belki zarafetinle duruşundan bir şeyler kapmaya çalışıyorumdur. O zor işte. Sakın unutmayın. Genç bir kadın bütün hareketleriyle kusursuz olmalıdır. Bu yüzden bugünkü bütün derslerinizde size müdahale edeceğim ki... en iyi halinize kavuşun. Şimdi Mia, genç bir kadın böyle oturmaz. Omurganı dikleştir. Violeta gibi. Harikasın canım. İyi. Resmi masa düzeni şemasını hatırlayın. Bu şemayı yaratmak için 5 dakikanız var. Ve unutmayın, bıçaklar tabağın merkezine bakar. Her zaman merkezine. Bunu deneyimleyerek öğrendim. Bir defasında hizmetçimiz salmonella olmuştu. Bir hafta yardımcısız kaldık. Anlamadığından eminim. Doğru, bu kadar şımarık birini anlamıyorum. Bugün sadece 4 ders veriyor olsaydık fena değil. Bu tatlı çatalı, salata çatalı değil. Çorba kaşığını sağa koyun lütfen. Psst, fakirsin diye kıskançlık yapma. Fakir olduğumu mu sanıyorsun? Mesela bakıyorum da her gün giydiğin şeyler aynı. Bu okul forması. Herkes her gün giyiyor. Madam, madam. Evet, Violeta. Mia dikkatimi dağıtıyor ve zekamı küçümsüyor. Mia bundan daha fazlasını bilmelisin. Genç kadınlar kibardır, tartışmazlar. Haklısınız madam. Tuvaleti kullanabilir miyim? Nereyi? Lavaboyu. Modern bir insan ona asla öyle demez. Sadece izninizle der ve çıkar. Ve evet, kullanabilirsin. Teşekkür ederim. Ama Mia, masa düzeninin üzerinde çalışmalısın. Violeta harika. Merhaba Mia. Şifreni söyle. Yukarı değil, bak dikkatle dünyaya. Tereyağı tutuluyor orada bir kapta. Neredeyse mükemmel. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Asla öğrenemeyeceğimi düşünüyordum. Sen değil mi ya? Onçao. İyi çocuk. Doğuştan yeteneklisin. Vay canına Onçao. En azından birimiz uçmayı öğrenebiliyor. Mo nerede? Saklanıyor.
Kraliçe Mayla şeye gitmesini istemiştik. Kraliyet protokolü dersini. Oh, adam dersi gibi mi? Nasıldır bilirim. Kraliçeye yeğeni söyleyeceğimi düşündüğünden eminim. Ki söylemeyeceğim. Onu bulmana yardım ederim. Adap dersinde Mo ha. Bunu kesinlikle görmeliyim. Mo. Nereye gitti? Hemen önümüzdeydi. Ne önünüzdeydi? Siz efendim. Görünüşe göre. Mo'yu gördünüz mü? Hayır, özür dileriz. Yardım edemeyiz. Gerçekten mi? Ne kadar yazık. Kraliyet protokolü dersine girmesi gerekiyor. Höpürdetmeden çay içmesini, selam vermesini ve konuşurken kıpır kıpır olmamayı öğrenmesi gerekiyor. Çünkü bir prensin adap bilmesi çok önemlidir. Merhaba. Saklandığımı sanmadınız değil mi? Saklanma işin sona erdiğine göre kraliyet protokolü dersine başlayabiliriz. Mia, çözülmesi gereken bir kehanet yok mu? Lütfen. Bekleyebilir mi o? Adap çok daha önemlidir. Kehanet kadar önemli değildir. Affedersin anne, görev beklemez. Belki ben de yardım edebilirim. Kehanet nedir? Yukarı değil, bak dikkatli dünyaya. Tereyağı tutuluyor orada bir kapta. Gördün mü? Hilelerle dolu. Yani çözmek saatler alacak. Kusura bakma anne. Saatler almayacak. Cevabı biliyorum. Ve yerini göstermeden önce Mo'nun protokol dersi için epey vaktiniz olacak. Hadi, gelmiyor musunuz? Kraliçem, çok ilginç haberlerim var. Sessizlik! Meşgulüm, görmüyor musun? Ama bir tek gargon! Huzura ve sessizliğe ihtiyacım var. Düşüncelerimi toparlıyorum. Gargona! Zigoma ne yaptın? Dışarı çık! Çabuk kalemden çık! Zavallı bebeğim, bu korkunç gargona ne yaptı sana? Ha? Kedime bir daha dokunursan 1000 yılın geri kalanını ejderha pisliği kürüyerek geçirirsin. Şimdi kaybol, hemen! Altın boynuzlu yaratığı öğrenmek istemiyor. Peki, o zaman kendim yakalarım. O da bana yalvarır. İşte geldik. Asma bahçeleri. Vay canına. Ah, şu koku insanı kendinden geçiriyor. Eğer Trompetus'un parçası buradaysa bu koku Onça Hanım'ın bulmasını engelleyecek kadar ağır olabilir. Kehaneti bir daha söyler misin Mia? Yukarı değil, bak dikkatli dünyaya. Tereyağı tutuluyor orada bir kapta. Bir dakika, bizden söz etmiyor, çiçekleri kastediyor. Çiçeklerin yüzü dünyaya dönük çünkü. Bakın. Vay canına. Vay canına. Aa,
şey, bunu babama götürsek iyi olur. Hemen. Bir şeyi unutup duruyorsun. Şimdi ders 1. Kral yürüyüşü. Benimle yürü ve kafanı sallama. Yardım edin. Artık yiyebilir miyiz? Açlıktan ölüyorum. Pekala. Peri adabı kurallarına göre önce arkadaşlarına ikram etmelisin. Teşekkür ederim. canım, ekmeği unutmuşsun galiba. Hey! Affedersin. Mo, bu yaptığın çok ayıp. Sorun değil. Yemeğimi kendim alırım. Yuko, senden daha iyisini beklerdim. Sorun değil. Hey! Bana atma şunu. İyi denemeydi. Al bakalım. Çocuklar, siz burayı temizleyene kadar ben gidip ot toplayacağım. Tamam, yeter, tamam. Olamaz. Bunu nasıl temizleyeceksiniz? Biz mi? Sen başlattın. Tamam. Seyredin o zaman. Vay canına, su ateşleri çok işe yarıyor. Yuko, bence bu ağacı vurabilirim. Bence ben daha önce yaparım. Zigo, neredesin küçük canavarım? Şimdi ortaya çıkabilirsin. O korkunç gargona gitti. Zigo, Zigo, neredesin? Yürüyüm ama buldun, ne oldu? Zigo nerede? İşte benim altın tek boynuzum. Bunlar da malum periler. Hep suları var. Pikniklerinde beklenmedik bir misafir istemezler. Sen eksiktin. Git ve kaybol, seni uyuz tüy torbası. Olmaz. Dur. Gitme. Pantea beni öldürür. Gel kedicik, kedicik. Ben senin dostum. Şu atışı gördün mü? Ben yaptım. Hayır, Mia'ya sor. Bence o atışı ben yaptım. Şahane. Taşıma çantası. Merhaba. Ben de seni arıyordum. Ben olsam denemem bile. Sorun yok Onçao. Bu kadar yeter. Lütfen canını yakma. İstediğin her şeyi yaparız. Harika. Birbirimizi anlıyoruz. Hey, bu kediyi kim aldı? Panthea'nın sarayına gidişimizi hatırlayın. Böyle bir kedisi yok muydu onun? Hayır, yanılıyorsun. Bu başka bir kedi. Şimdi bana verin. Belli ki seni sevmiyor. Panthea'nın kedisi gibi. Bizim tek boynuzumuz sende, senin kedin bizde. Bence takas edelim. Asla. Yuko,
Fatih Ağa'ya kedisinin bizde olduğunu hemen mi söyleyelim? Yoksa çıldırmasını mı bekleyelim, ne dersin? Durun! Hayır. Tamam. Kabul ediyorum. Tek boynuza karşılık kedi. Tatlı kedicik. Yakalayın! O kediyi getirin bana, yoksa anlaşmamız fes olur. Eğer düzenbazlık yapmaya kalkarsanız boynuzlu arkadaşınızı alamazsınız. Hadi gel pisi pisi. Buraya gel. Küçük hadi. Kedicik gelsene. Kedicik buraya gel hadi. Beni çekmeyi bırak. Nereye gidiyorsun? Bu ağaçta mı? Nereden biliyorsun? Tek boynuz mu söyledi? Evet, ben tek boynuzlarla konuşabiliyorum. İşte orada. Yakalayın hemen. Yakaladım. Hayvanlar beni sever. Hadi kedi, hadi Mo'ya gel. Vay canına. Hepsi sevmezmiş. Seni sevmiş gibi görünüyor. Sen git. Ama ben uçamam. O zaman tırman. Onu almalısın. Yoksa... Sorun değil hocam. Bir dakika sonra her şey bitecek. Dikkat et. Epey yüksek. Aslında epey alçak. Tatlı kedicik, buraya gel hadi. Canını yakmayacağım, söz veriyorum. Lütfen. Aferin sana. Hadi biraz daha. Yardım edin. Bu biraz tuhaf. O bizim pikniğimiz için. Kraliyet şamdanı. Sebebini bilmiyorum. Ama bunu istiyorum. Kabalığımı bağışlayın. Sizi pikniğimize buyur edemedik. Ne? Kraliyet protokolüne göre bir buket çiçek almanız gerekiyor. Harika kokmuyorlar mı? Benden apşı. Uzak apşı. 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 Sen kedini aldın. Biz tek boynuzlumuzu. Hadi git. Seni küçük. Burada bitmedi. Daha son oyunumu görmediniz. İstediğin zaman pikniğimize katılabilirsin. Her şeyin yoluna gireceğini söylemiştim. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Su falan atmadan gönderdiniz Gargona'yı, öyle değil mi? Ve Trompetus parçasından vazgeçmesini sağladınız. İşte benim annem. Harikasın Mo. Protokolü hatırladın. Ki bu arada dersimiz daha bitmedi. Vay canına. Saat nasıl da geç olmuş. Trompetus parçasını hava kararmadan saraya götürmemiz gerekiyor. O halde ders 10. Duruş. Sallanmayı kes. Dik dur. Kaleyi yıksanız da umrumda değil. Zigomu bulun! Majesteleri, sanırım ben de. Değerli bebeğim. Bu korkunç gargona sana ne yaptı? Ama kraliçem ben de... Bu da senin hatan. Kendini nasıl savunacaksın ha? Majesteleri, beni kesinlikle dinlemelisiniz. Çok önemli bir şey var. Altın boynuzlu bir yaratık. Üstelik kanatları var. Perilerle yaşıyor. Hayatları pahasına koruyorlar onu. Çok kıymetli bir yaratık yani. Altın bir boynuz mu?
Onun gücünü tahmin edebiliyor musun? Sonsuza dek genç kalabilirim. Hemen ele geçir. Birinci önceliğin olsun. O tek boynuzu istiyorum. Özür dilerim Orçal. Çalışıp uçmaya devam et. Yuko ve Mon'dan ayrılma, olur mu? Geri dönmekten nefret ediyorum. Hele de böyle bir yere dönmekten. Sonraki dersiniz için tam zamanında geldin. Çift yönlü en güzel yürüyüşünüzü sergileyin. Mia, umarım rahatlamışsın. Evet madam. Söyle, dişimizin arasında salata kalması adam göstergesi midir acaba? Tamamen onun hatasıydı. O kölenin. Violetta, genç bir kadın öyle konuşmaz. Ama o, ben... İzin istemeden çıkıp gitmek mi? Bana sorarsanız genç bir kadının yapacağı şey değil.